Evet efendim, Borsa İstanbul'daki dalgalı seyir devam ediyor. Bugün endekste yukarıda 5312, aşağıda tam 5200 puan seviyesi görüldü. Tepki üretmeye çalışıyor. 5279'larda şu an endeksteki fiyatlama bir ara artıya geçti. Şu an tekrardan satıcılı bir seyir hakim. Viyop'ta ise kayıplar %1'in üzerinde. Fakat hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor. Özellikle Vestel'deki yükseliş 106'ya ulaştı BIST 100 endeksinde. Onu %4'lük yükselişe Global Yatırım Holding takip ediyor. Ardından Kerevitaş ve Arçelik'i izliyoruz. Arçelik'te de bilançoda kar beklentilerin üzerinde gelmiş oldu. İşlem hacminde ise 45,5 milyarlık işlem hacmi gerçekleşti. İlk sırada Türk Hava Yolları, ardından Aselsan ve Akbank'ı izliyoruz işlem hacimlerinde. Özellikle bankacılık endeksinin bugün baskısı ön planda. %2'nin üzerinde kayıplar var. Holding tarafı da kayıplar içerisinde. Ama buna karşılık sanayi, ulaştırma, teknoloji gibi endekslerin pozitif tarafta seyrettiğini söyleyebiliriz. Evet, diğer taraftan Sayın Şahap Kavcıoğlu enflasyon sunumunu gerçekleştirdi. Dolar Türk Lirası 18,81 civarında. Euro Türk Lirası ise 20,5 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altında ise 1171 TL'de şu an için fiyatlama. Evet değerli hocamız Ahmet Mergen'le birlikte şimdi Borsa İstanbul'un seyrini konuşacağız. Hocam selamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk, bakalım ne var ne yok. İyidir hocam, kızılcık sopanızı elinize aldınız. Dün bir yanda endeks devremi kesecek vesaire derken neyse kıyısından döndük gibi görünüyor. Devre kesmedi ama tabii devre kesen hisse üzerineydi. Bugün de bir artı, bir eksi, yine bir 5200 denemesi, oradan bir tepki, karışık bir seyir var. 5300'ün üstüne atmıyoruz, 5200'ün de altına bırakmıyoruz endeksi gibi bir Araf bölgesinde miyiz? Ne diyelim hocam? Evet. Bir rahata erişemedik yani. Ne olacağını söyleyemediler daha bize. Bakalım ne tarafa doğru karar verecekler ama. Yani iyi bir rally yaşandı. İşte bant 5280'lerde 20 günlük ortalamanın olduğunu tahmin ediyorum. Öyle fazla da değişmemiştir. Yani 5000-5700 bandı oradan işte git gel biraz daha böyle vakit geçirecek. Biraz trade mi etmek lazım artık piyasada hocam? Yani bir anlamda testere piyasası dedikleri işte yukarı aşağı belli bir bant içinde git geller. Yani. Vatandaş onu yapıyorsa sen de yapacaksın. Yani baktığında 3 tane de tepe oluştu. Yani 5704 orta tarafta olmak üzere. Bu da böyle pek iyi bir görüntü değil gibi gözüküyor da. Neyse Allah'tan 50 günlük ortalama var. Yani 5000'lerin üstüne doğru geldi. İnşallah orası kırılmaz aşağı yönde de bir sıkıntı yaşanmaz. Yani 5700'ün ha deyince geçilmesi için de yani Türk Hava Yolları nereye kadar? Yani Türk Hava Yolları'nı 250 falan yapalım da bari 6000'e gidelim yani. Binmişiz Türk Hava Yolları, Tüpraş'ın falan sırtına. Ondan gitmeye çalışıyoruz. Herhalde bugün de gene ne oldu? Tok falan mı vardı? Vestel hareketlendiğine göre Turkcell de yanına katılmıştır Allah bilir. Katıldı. Ama böyle bir taraftan enflasyonla olan mücadele için yani doları tutma çabaları, faizi arttırmıyoruz ama başka taraftan faizi arttırmaya yönelik bir takım hareketler. Ya neyin yorumunu yapacağız ki? Allah'ın sersen. Yani ne yorumu yapacaksın ya? Seçime kadar işte böyle gider. Ha seçim. Yani bakıyorsun. Tamam. Yani ülkede hakikaten oyunuzu verecek böyle lider falan baktığınız zaman çok da yani partilerin başındaki kişiler bugün biz emekliye ayrıldık deseler
iktidar partisi de dahil, muhalefetler partiler de dahil. Kim var ya arkada? Kimin ne vizyonu var yani? Yani 80 milyonluk bir ülkeyi nereye götürecekler yani? Ne olacak yani? Bir anlatsalar da biz de bilsek. İşte bazen böyle birileri geliyor filan Twitter'da. Provokatif belki de. Neyse ne bilmiyorum. De Almanya şöyle, Almanya'da işte ya her şey şöyle oluyor, böyle oluyor. Türkiye çok rahat. Efendim Türkiye'de şöyle geçiniliyor. Geldik buraya Almanya'dan bu kadar harcama yapıyoruz. Her şeyi alabiliyoruz falan filan. O zaman gel burada yaşa. Elin gavurun ülkesinde niye yaşıyorsun? Senin tabirinle. Orası gavuristan değil mi? Gel buraya dön ülkene. Yok öyle değil. E tabi. Orada euro ile kazanıp burada Türk lirası ile harcarsan tabi ki ballı börek olur. Bir de şey var işte orada kiralar 900 euro. Efendim 1200 euro şöyle oluyor böyle oluyor. Orada da geçinmek zor. Gel baba Türkiye'ye. Yurduna dön. Avrupa'da işler şöyle. Avrupa'da işler böyle. Dünyada işler şöyle. Amerika şöyle. Kanada böyle. Avustralya şöyle. Cart yurt. Peki arkadaşlar. Bir de şöyle bakalım. Bütün göçmenler nereye gitmek istiyor? Türkiye'de dahil. Bütün göçmenlere bakın. Müslüman olan, olmayan nereye göçmek istiyor? Bu kınadıkları, yaşam şartlarını beğenmedikleri, tüh reziller dedikleri falan bu ülkelere gitmeye çalışıyor. Burada da yani tuhaf bir durum yok mu ya? Tam bir dilema yani çözülmesi bayağı zor, anlaşılması bayağı zor bir iş. Herkes de oraya gitmek istiyor nedense. Yani Çin'e doğru büyük bir göç ihtiyacı duyan var mı? Yok. Yok. Pakistan'a, Arabistan'a, Cezayir'e, oraya buraya, efendim Nijerya'ya, Afrika'da, Zambiya'ya bilmem oralara gitmek isteyen var mı? Yok. Brezilya'ya da kimse gitmek istemiyor. Büyük bir ülke. Ama herkes aynı yere gitmek istiyor. Ama kimse de beğenmiyor o ülkeleri. Tuhaf. Ben anlamış değilim de. Yani bakıldığında seçime kadar yani herkes bir vizyonunu falan anlatsa da ne olacak yani? Eskiden en azından şey vardı. Böyle nasıl diyeyim vaatler vardı. Yani yılların rahmetli oldu şimdi tabii Süleyman Demirel'i. Hemen çıkardı şapkasıyla filan. Bölükbaşılar, rahmetliler filan böyle işte. Vatandaşa efendim şu kadar vereceğiz. Muhalefet 500 diyorsa biz 1000 veriyoruz. Ötekisi bilmem nerede. Maaşlar %30 artacak. %70'den aşağı durmayacağız falan filan. Kayseri'ye deniz getireceğiz. Öyle bir sürü vaatler vardı. Olur olmaz at kafadan gitsin. Yani en azından heyecan oluyor biliyor musun? Dinlediğin zaman gülüyorsun falan neşeleniyorsun. Şimdi o da yok. Bir gürültü patırtı böyle işte yani toplantılar. O ona salvo ateşi yapıyor. Öteki o salvoya başka bir salvoyla cevap veriyor. Enflasyon. Yani enflasyon denen meret anlaşıldığı kadarıyla çok zor bir iş tutmak herhalde. Yani 70 senedir falan tutulamadığı için. Gidin öğrenin. Bu bir bilim, bir sanat. Yani kim gelecekse başa. Gidin öğrenin. Ya başka ülkeler nasıl %2'de tutuyor enflasyonu? Vardır bunun bir yolu. En iyisi gidip öğrenmek. Yani teknolojide bilmediğimiz şeyleri nasıl gidip öğreniyorsak bunu da öğrenelim. O iktisatta öğrenilmiyor mu? Yani yabancıdan
siz ülkeleri nasıl yönetiyorsunuz diye öğrenmek zor mu? Bu yasak bir şey mi? Değil. Onu da öğrenemiyoruz, öğrenmiyoruz. Ve öğrenmek istemiyoruz. Neyse yani, başaramıyoruz yani. Gene hedefler var. Yani, bilmiyorum ya, iktidar da çabalasa, iktidar değişse, muhalefet de gelse, bu enflasyonun bence kısa sürede ikiye falan gelmesi için bayağı bir can atıcı, yani can acıtıcı filan tedbirler gelmesi lazım. Siyasetçiler de ona yanaşmadığı için biraz zor bu işler. %2 enflasyona gelmek için bir sürü şey lazım, yapılması gereken. Zor mu? Yani zor değil ama siyasetçiler açısından zor. Sevilmeyen bazı kararlar alacaksın. Öyle bir durum. Biz de burada işte endeks 20 günlük ortalamanın üstüne çıkar mı? Orada kalır mı? Efendim 5507'yi o bilmem neyi geçerse 5700'e gider mi? Gitmez mi? Oradan zıplar ters mi döner? İkili tepeye mi gider? 50 günlük altının ortalamanın altına gelirse normalde satış gelir. 20 günlüğün altında kredide kalma kardeşim. Boş ver o işi. Tahtalarda 8-10 tane hep aynı grup alıyor, veriyor, veriyor, alıyor. Yatırımcıyı bir aşağı, bir yukarı sürüklüyor. Burası Abdurrahman Çelebi de yok ortada. Yani yol geçen hanımı. Öyle biz de yani sallan yuvarlan yorumlar, morumlar yapmaya çalışıyoruz. Ama işte neymiş, yatırımcıda bir de şey var. Efsane yani. Pala varmış, pala aşağı sürüklüyormuş, pala yukarı sürüklüyormuş. Yani pala isterse oluyor, pala istemezse oluyor. Ne palaymış arkadaş? Ne? Zaten bir pala mala bu işi idare ediyorsa, vah bu ülkenin borsasının haline ya. Yani bakıldığında yani en iyisi gördüğüm kadarıyla değirmen satın alıp halka arz etmek. Nasılsa fiyat alıyor başını gidiyor filan. Yani yatırımcı da her yerde her şeyi alıyor, giriyor, çıkıyor. Son 2-2,5 senedir devamlı yukarı giden bir piyasa yaşandığı için arada sırada böyle sert düşüşler yaşandığında yatırımcı tabii şoka giriyor. Allah Allah ya, ne oldu? Niye düştük falan? Düşer. Sen daha düşüş piyasası yaşamadın. Daha tabii bu ayı piyasası yani, bile değil. Tabii hocam yani burada yaprak kımıldamadığı günler oldu. Aylar oldu. Yani şöyle iki sene falan süren bir düşüşe yakalan da bak o zaman görürsün neler oluyor. Nasıl gidiyor işler? Allah'tan inşallah yaşanmaz da sıkıntı doğmaz yani. Bir de 4 milyon insanı kaçırmayalım buradan. Hani sermaye tabana yayılıyor falan filan diye işte böbürleniyoruz. Ya büyük şirketlere yayılsa yani gam yemeyeceğim. İnşallah büyük şirketlere yayılıyordur. Hiç olmazsa en de sonunda Pasifik Okyanusu. Dalgalar büyük. Aşağı gitsen bile tekrar yukarı çıkarsın kardeşim. Ama bakıldığında şuradan 5700'den 4600'e gelmiş. Tekrar çıktı. Bakıyorum kağıtların bir kısmına. Oho, bazı kağıtlar %50 geri gelmiş. %38.2'lik Fibonacci'ye gelen var. %50'lik geri çekilme seviyesine gelen var. 61.8'e gelen var. Bazıları korkunç tahribat var. Kredide ise yandı yatırımcı. Yani dediğim gibi bakıyorsun tahtaya. Koskoca şirketler. Sahibi de orta yok. Ama yani yatırımcı olarak hesap sormak lazım. Sen 2 senedir CEO'sun kardeş. Bu şirketi nereden nereye götürdün? Sana para yatırdık. Yani küçük yatırımcı olarak dava bile açabilmeli ya.
Tabii. Adam sana para yatırıyor kardeşim. Zorla mı yatırıyor? Yok, zorla yatırmıyor. Ama halka açılmışsın. Bakıldığında. Bazı kağıtlar var. Gitmemiş bile. Herkesin bir, yani şirketlere de sormak lazım. Niye burada bu şirket? Kaç senedir burada bu şirket? Niye gitmiyor? Ne oluyor? Hiç öyle bir soru sual yok. Yani var zaten, cevap da var. Ne yapalım, enflasyon böyle, şöyle böyle, işte ülkenin şartları şu bu falan filan, ancak biz de bu kadar yapıyoruz. İyi. Tamam. Yani banka endeksi dedik. Evet. O da şu anda 50 aylık ortalamanın üstünde orada tutunmaya çalışıyor. Bankaların üzerinde yani çok fazla da baskı kurarsan bir saatten sonra sıkıntı yaratırsın. Evet. Herkes bir günah keçisi arıyor galiba. Ya işte ya dışarıda zaten var, reel hayatta. Yani her gün hikaye dinliyoruz. Ev sahipleri, kiracılar arasındaki meydan muharebesi. Vatandaşı karşı karşıya getirdi herkes kurallarla. Yaşanan enflasyon, uygulanan tedbirler, şunlar bunlar. Şimdi vatandaş karşı karşıya geldi. Çözebilirsen. Hocam çözümü yok çünkü iki taraf da haklı. Yani yatırım için parasını gayrimenkule yatırıp şu an evinin değeri 5 milyona çıkmış ama bu evi 2000 liraya artık kiraya vermek istemeyen, 2000 liralık bir getirinin hiçbir işe yaramayacağını bilmeyen ev sahibi de haklı. Ama getirisi artmamış, geliri artmamış, 2000 lira kira öderken kirası bir anda 6000 lira olduğunda, 8000 lira olduğunda bunu ödeyemeyecek kiracı da haklı. Ben açıkçası iki tarafı da haklı buluyorum maalesef. Tabii canım. İşin içinden de çıkılmıyor o yüzden. Çıkılmaz ki. Çok fazla para isteyen de var. Normalde isteyen var. Ödeyebilecek durumda olan var. Ödeyemeyecek durumda olan var. Hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de insanlar para kazanmıyor ki ödeyebilsin. Para kazanmıyor. 1000 liralık doğalgazı ödeyemiyor. Böldüğünde 50 dolar. 50 dolara bir ay ısınıyorsun. Yemek yapıyorsun falan filan 50 dolara. 2000 dolar, 2500 dolar asgari ücret alsan ayda 50 dolar ne olacak ya? 500 lira telefon parası gelse ne olacak? 25 dolar. Sen 2500 dolar para almışsın. Asgari ücret bak. 15 liradan saati 173 ile çarp. 1700 artı 850, 2550, 2600 dolar. Almanya'dan gelenlerin söylediği gibi söyleyelim. 1000 dolar verdik kiraya. Ver. Asgari ücret bile ev kiralarının 3 katıdır. Yaşam standartı budur. Bakıldığında. Ya, Türkiye'de 1000 lira doğalgaz çok. Tamam, 50 dolar. Ver vatandaşa minimum 2500 dolar maaş. 50 dolar helali hoş olsun. Hatta belki fazlasını verir vatandaş. Ne olacak ki? O da ki. Yani ayda 2500 dolar para kazanmışım minimum. 75 dolar ısınmaya harcasan ne olur? Harcamasan ne olur? Bu yani çok büyük bir para değil ki. Telefon öyle. Elektrik. Gelsin 500 lira. 25 dolar. Hepsini kapatırız. Ama o iş öyle değil. 400 dolar kazanırsa fazla gelir. 400 dolar para kazanırsa onu ödeyemez. Sıkıntı burada. Çok fazla para kazandıracak üstün teknolojiyle ilgili çok şey üretmemiz lazım. Hep aynı hikaye. Yani tonlarca domatesi gene sat kardeşim.
Ama işte bir tane telefon 1500 dolar. 2000 dolar. Sen onu üret, onu sat. Silah sanayini kesinlikle destekliyorum. İhracatını falan. Her türlü çalışmayı. Helikopteri, uçağı, silahı bilmem nesi. Yani şiddet taraftarı bir insan değilim ama yüksek teknoloji bu ürünleri yapacaksın, satacaksın. Başka çaren yok. Yani. Bu böyle. Kendi silah sanayini yaratıp bir süre sonra yani o ülkenin, bu ülkenin bilmem nenin yok pakt, makt. O girermiş, buna onay verirmiş, vermezmiş. Yok efendim 40 tane uçak satılırmış, satılmazmış. Geç o işi ya. Endekse dolar bazında bakarsak aynı grafik. Dolar bazındakini mi gönder? Haftalık grafiğe bakalım, TL. Haftalık var hocam. Tepelerde bir yerdeyiz. Enflasyon da tepede zaten. Yani yatırımcı çok fazla geldi. Enflasyon da %150'nin üstüne patladı. Fiyatlar uçtu. Yok %150 enflasyon nereden çıkarıyorsun filan dersen. Ay vallahi hiç tartışamayacağım seninle ya. Ya hiçbir şey bilmiyorsan git 120 liralık şam fıstığı olmuş 500 lira. 4 katı olmuş. Ben gene indirimli söylüyorum sana. Git bulaşık makinesine. Tabletler var git onu al. Git kağıt havlu al. 16 liralık kağıt havlu paketi şimdi olmuş 6'lı 50 lira. Ne anlatıyorsun %150 enflasyon fazla diye. Fazlası var eksiği yok. 20 haftalık ortalama zaten 4600'de. Son düşüşte oradan zıpladı. 5700 civarında direnç var. Tamam, 800'den 5700'e kadar olan çıkışın %23.6'lık geri çekilme seviyesi, o da 20 haftalık ortalamanın orada. Yani 4600 civarında. Buradaki bu alan, yani Tatonya Bank'ın alışları satışlarıyla, estek köstek yatırım bilmem nesinin, alış satışlarıyla, bilmem ne menkul değerlerin alış satışlarıyla buralarda işlem yapan spekülatör, küçük yatırımcı, büyük yatırımcı, grup, ıvır zıvır ne varsa fonlar, monlar alışverişleriyle dolacak kardeşim. Gidiş gelişleriyle orada mumlar oluşacak. Bu kadar basit. Yani seçime doğru giderken de efendim belirsizlik var. Şu var, bu var. Evet. Para belirsizliği sevmez. Zaten yıl sonu rallileri de Ocak 15, Şubat 10-15 ilk haftası oralarda biter. Sonrasında iniş çıkış, vergiler, mergiler Mart ayında. Yani dur bakalım ne olacak. Aman seçim bitsin ondan sonra falan filanla bu zaman geçer. Pandemi patlayalı 3 sene geçmiş. Göz açıp kapayana kadar. Burada millet çığlık çığlığıydı. Ölüyoruz diye. Sonra işte tedbirler, ilaçlar, şunlar bunlar. Aşılar. Yok efendim aşılar öldürüyor. Şimdi o var, bu var. Aman artık yani. İster ol, ister olma, neyin nesiyse ya, uf. Yani vatandaşa da bir şey söylemek zor. Herkesin her konuda fikri var. Olması gerektiği gibi. O bakımdan bir şey de söylenmiyor. Yani, ama göründüğü kadarıyla 5700-4600 arası haftalık grafikte 20 haftalık giderek yükseldiği için bu zaman içinde 4900-5000'e doğru da tırmanacaktır. Onun altı boş, 3800'e kadar.
Bakalım önümüzdeki 2-3 ayda neler olacak, neler bitecek. Yani seçmene, Türkiye Cumhuriyeti işte oy kullanacak vatandaşa neler vaat ediyorsunuz, neler yapmayı düşünüyorsunuz anlatılacak. Vatandaş da bir karar verecek. Ama yani bu enflasyon, dövizdeki sert çıkış falan filan derken yani bir sürü yurt dışına gitmeyi düşünen insanlar için de işler pek o kadar artık kolay değil. Zaten bir de vize hikayesi var anladığım kadarıyla. Artık konsolosluklarda, büyükelçiliklerde Türk vatandaşlarına o kadar kolay vize de verilmiyor. Yani süre uzatılıyormuş. İşte hayırlar çoğalmış. Schengen, mengen neyse. Vallahi asıl kelam yani şu kadar ömrümüzde geldi geçiyor. Şöyle pasaportunu gösterip cart diye geçebilecek bir ülke haline gelemedik ya. Onun hesabını da birileri versin kardeşim. Sen hala sizi şöyle alalım dedirtiyorsanız bu ülke vatandaşına 70 senedir de bu düzelmediyse sıkıntı var. Demek ki iyi yönetilmiyor. Şöyle şak diye başka ülkeler nasıl pasaportu hop diye gösterince gidiyor. Diğer ülkelere kuyruklarda, konsolosta efendim onu ver, bunu ver, parayı ver. Olmazsa parayı alamama, para yansın falan. Böyle bir dert yok ya. Başka ülkelerde olmadığını tahmin ediyorum. O pasaportlarını gösterip zırt pırt geçen ülkelerin vatandaşları öyle şeylerle uğraşmıyor gibi geliyor bana. Belki yanılıyorum ama tahmin etmiyorum. Neyse. Olur inşallah bir gün. Geçelim. Evet, temennilerle birlikte hocam reklama gidiyoruz. Sonrasında buradayız. Hadi bakalım Garanti Bankası ile başlayacağız birazdan. Efendim Borsa Teknik'te şimdi hisselerle başlayacağız. Hocam biraz bankaların baskısını hissediyoruz bu arada bugün. Bankacılık endeksi X-Bank %2'nin üzerinde eksi. Garanti Bankası ile başlayalım o yüzden. Orada da %2'lik kayıplar var. 24.94, 24.98 oldu şu an. Yani bakıldığında bankacılık endeksinin zaten 20 haftalık ortalaması 4100'de. Oraya doğru da geldi. Yani onun altını kırarsa 3200. Bu haftalık ortalama. Garantide de 3164, 3178 iki tane tepe oluştu. Dipleri birleştiren çizgi yukarı yönde hala devam ediyor. 3-4 tane dibi birleştirdi bu çizgi. Ortalamanın sıkıntısı var 27,5 civarında. Kağıt onun üstünde kalamadı. Ama giderek daralıyor bu üçgen. Yani bu alan daralıyor. Yukarı taraf 31,5, 31,60 diyelim. Aşağı taraf orası da yaklaşık işte 23 filan. Tekrar 27,5'un üzerine doğru çıkarsa bir daha bir 30 denemesi yapılabilir. Ha, bu destek çizgisi kırılırsa, trend çizgisi, o zaman tekrar aşağı yönde, yani 20-21 oralara doğru bir sürüklenme olacaktır. %50 geri çekilme
alanı 21-21,5 aralığında, öyle gözüküyor. Bakalım bu dar alandan ne tarafa doğru kopacak? Yani bankalar üzerinde yani dövizdi, şuydu, buydu, işte satarsın bana getir, ona götür. Yani bir sürü işler olduğu için bir sıkıntı devam ediyor ama bakalım. Bir çözüm gelir herhalde. Bir çözüm getirirler. Yani mali sektörü de bu kadar artık sıkıntıya sokacak. Sokmamaları lazım diye düşünüyorum. Yani bankalar boğazını iyice sıkamazsın. Bir süre sonra başka işlere sebep olur. Evet. Gerçi 12 liradan çağrı geldi, sattılar. Sonra 15'ten satanlar oldu. Yani orada satanlar bakıldığında fiyat satanlara göre iki misli gitti ama hani satanlar da bana dese ki ya hocam biz de orada 15'ten nakite döndük. Evet, estek köstek daha kağıdı vardı. Evet, onu 15'ten aldık, 60'a sattık. Olabilir, tercih. Parayı böyle değerlen. Süper. Bravo. Ama seni kınıyorum. Çünkü 15'ten aldığın zaman 60'a gidecek kağıdı bana da söyleseydin ben de kazansaydım. Bu yüzden de biraz kızdım diyorsunuz yani hocam. Tabii kınıyorum kendisini yani. Ama yani o da bir strateji, o da bir taktik. Yani onu yaptıysan helal olsun kardeşim. Yani parayı 15'ten nakite dönüp başka yerde 4'e 5'e katladıysan burada sadece 2 katı oldu. Sen 5'e katladın. Benim burada garanti 2 katı 30 lirada. Sen desen ki hocam ne 30 lirası ya, ben 60 yaptım. 75 yaptım o parayı. Bravo. Ona hayır diyemem. Helal olsun. Demek ki bu işi öğrenmişim. Bildiğin bir şey var. Aferin sana. Ya onu da tebrik edeceksin. Onda da bir dert yok. Ama bana göre garanti orta vade, biraz daha uzun. Akbank 2,5 dolar. Bu 2,5 dolar. Buralara gidecek diye düşünüyorum. En az. Ama biraz zaman lazım önümüzde. Yani seçimden önce herhalde olmaz. Yapmazlar. Bakalım ne olacak seçim sonrası. Yani Türkiye nereye doğru gidecek göreceğiz. Evet, geçelim. Geçelim hocam. Ford Otomotiv ile devam edelim. Hadi dönüp şimdi bir de otomotiv sektörüne geçelim. Yani orada da iki tane tepe oluştu. 545, 532. İkinci tepe biri geçemedi. Geçemedi çünkü endeks de geçemedi 5700'ü. Endeks de satışa geldi. Aşağı taraf 445. Şimdi bakıyorsun, ya bu bir düzeltme diyorsun. Düzeltme de. 545, 445, 100 liralık düzeltme. Şimdi 1000 not almış olsan, bu düzeltmede 100 bin liran gidiyor. Yani 5 bin dolara bay bay diyorsun bir anda. İyi bir düzeltme yani. Şimdi bu göründüğü kadarıyla bu çıkış trendinde mi? Evet. Ama o üçgenin içine sanki sıkışacak gibi. Yani üst taraf 545, alt taraf 445. Hatta 50 günlük ortalama 460'a doğru filan geliyor. Yani bu üçgenin içinde biraz daha dolaşacak gibi gözüküyor. Ondan sonra bir karar verecek. Ha, 445'in altına çakılırsa o zaman burası 400'ün de altına geliyor demektir. Borsaya da güle güle aşağı yönde o zaman. Borsa da durmaz 5000'de. Bu kağıtlar aşağı çakılacaksa. Ya bunlar götürüyor getiriyor zaten. Ha, 545 geçilirse o zaman bir 100 daha koyarız. 620 falan. Hedef 600-620 civarı olur. Koptuğu yer 3 aşağı 5 yukarı. 520 gibi bir yer olur. Oradan tepeleri birleştiren direnç çizgisini kırarsa önce 545, orayı devirdiği anda 600-620'ye doğru gidiyor demektir. Ha, sonunda ne olacak?
bu kağıt da binler kulübüne gitmezse geç o zaman. Borsa da gitmez bir yere. Benim bildiğim 20 senedir Türkiye'nin ihracatta Türkiye'ye dolar getiren şirketlerden birisi. Araziyi bedava verdik diye bir gürültü patırtı koptu. Bunun hikayesiydi benim bildiğim. Cevabı nasıl o falan. Yani keşke bu şirket gibi Türkiye'nin 50 tane daha şirketi olsa. Senede 2-3 milyar dolar para getirse al sana 150 milyar dolar 30 tane şirket olsa. Yani. Boşuna dememişler alırsın Ford olursun Lord. Yani 20 senedir 25 senedir hikaye budur yani. Geçelim. Evet hocam, yeni halk arzlardan farklı bir sektöre gidiyoruz. Gen ilaç ve sağlık ürünleri. Gen ilaçla devam edeceğiz. Valla şimdi ilaç falan denince o da ayrı bir konu. Şimdi bir sürü tantana da orada kopuyor eczanelerde. Yani o ilaç var mı? Bu yok mu? Bu yok. Muadili var. Muadili. Muadili ne kadar etkili? Onun kadar etkili. Yok. Etkili mi değil mi? Yani şurada aspirin bile tartışılabiliyor. Bu ülkede. Niye? Almanya'daki aspirin, Türkiye'deki aspirin hikayesi var. Yani normalde ikisi de aynı diyecekler. Tabii öyle iddia edilecek. Belki de aynı, bilemem. Kompozisyonunu ben açıp inceletmedim herhangi bir laboratuvarda ama halka sorarsan, halkta da öyle bir konsept vardır. Aynı malın Avrupa'daki başkadır, Türkiye'deki başkadır. Böyle inanır millet. Ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Kağıt iyi gitmiş. 50 günlük ortalamanın üstünde 3 tane tepe var. 53-75 ortada. İyi de para bırakmış. İşte garantiden çıkıp buraya girdiler. Değil mi? 12 liradan aldı. 12 liradan sattı garantiyi. 12 liradan bunu aldı. Garanti 30 lirada kaldı. Genil 54 lira olmuş. Aferin o yatırımcıya diyeceğim. Ne diyeyim? 45'in altına dikkat et diyeceğim. Yani 3 tane tepe orada hoş gözükmüyor. 45'in altı sıkıntılı olabilir. Yani %50 geri çekilmeye kadar da gidebilir. Hiç belli olmaz bu işler. Trend yukarı şu anda. Omuz baş omuz zirvesi gibi görünen şey yatay bir alana dönüşür. Bir bakarsın ki at 60'a gitmiş. Bu da mümkün. Dediğim gibi trend hala yukarı yönde. 50 günlük ortalama en büyük desteği. Onun altına giderse sıkıntı artar. Kar realizasyonları çoğalır. Çünkü 4 katının üstünde para yapmış kısa sürede. Bir senenin altında bir zaman. Evet, geçelim. Evet, Geralt diyeceğiz. Mesela bir takım şirketlerin Akbank, Petkim, işte Garanti, Vakıf falan burada tahtaları mıncıklamasıyla uğraşıyoruz. Veriyor, alıyor, veriyor falan. Aman. Ya çağırın bir de bir soru sorun ya. Nedir amacınız kardeşim diye. Her gün. Herkese soruyorsunuz. Bir lot, iki lot alışveriş yapanlara hop. Senin amacın ne diyorsunuz? Ve milyon alıp satanlara da sorun. Amacınız ne kardeşim? Biz de öğrenelim yani amaç neymiş. Evet. Genel. 4 liradan 10 liraya bilhassa 6'dan itibaren iyi bir çıkış. Boşluk falan bırakarak. Ama şimdi bir kanal içinde aşağıya doğru süzülüyor. Yani 50 günlük ortalamanın altına giderek çıkışın %50'sini geri vermiş. Onu diyorum işte. Yani endeks 5700'den 4600'e geldi. Ya diyelim ki %15 gitti. Kağıtlar %15 gitmiyor. Fazla gidiyor. 10 liralık kağıt bir anda 7'ye iniyor. Nereden geldi? Zaten 4 liradan geldi. Yani bir anda overall'lar değişiveriyor.
Kağıt toparlanmaya çalışıyor ama kanalın üstüne çıkarsa toparlanır. Tepeleri birleştiren o çizgi kırılmadıkça bu kanal içinde aşağı yukarı hareketler devam eder. Evet. Bir ikili dip yapmış gibi bir havası var ama pek de güvenilmiyor bu işlere, bu kanal içinde. Tekrar dönüp ortalamanın altına da gidebilir. Evet, 8'in altı sıkıntılı gene. Geçelim. Evet, geçelim hocam. Fonet ile devam edeceğiz. Fonet diyelim şimdi de. Tepede büyük bir çanak çizdim. Çünkü 17, 17, 31, 17 filan gidiyor geliyor orada. 18, 90 kırma denemesi yapmış ama tutmamış. Satışa geldi, piyasa satışa geldi, burası satışa geldi falan filan. Burası da 1.32'den kalkıyor. Yani 17 liraya gidiyor. Maşallah ya. Kaç katı olmuş? 15 desek 15 katı olmuş. Satış gelir canım. Geliyor. Geldiği zaman nasıl geliyor? Çıkışın %50'si gidiyor. 17'den 9'a. Tekrar çıkıyor. 17'lerde falan satamayanlar gelir tabii. Yok kardeşim ben geçen sefer satmadım. Bu fırsatı kaçırmam. Satarım diye gelir. Onun için de burada bir mücadele yaşanıyor. 50 günlük ortalamada tutunma savaşı var. 17.5'u da geçme mücadelesi var. İleride geçebilir mi? Piyasa toparlar. İşler biraz düzgünleşir. Yoluna girer. Rota ekonomide biraz gelişmeler olur falan pozitif. Ha, borsa da buna reaksiyon verirse yukarı yönde. O zaman bu çanağı katlamak amacıyla yukarı yönde hareket başlar. 20, 22 falan gibi 23 oralara doğru hareket gelişebilir. Yeter ki piyasa kendisini bir toparlasın, bir kendisine gelsin. Burası da biraz dengelensin. Yani çok hızlı çıkışlar uzun süren yatay alanlara veya düzeltmelere maruz kalıyor. Yatay alanlarda da vakit geçirmeye maruz kalıyor. Yani bunlar yaşandı. Yan tahtalar dediğimiz IMKB 100'ün dışında veya 30'un dışında, IMKB 50'nin dışında neyse BIST 50. Bunun dışında kalan tahtalar, yan tahtalarda hele bilhassa 100'ün dışında kalanlarda çok hızlı hareket edenler 2021-2022 senesini aşağı yönde hareketle geçirdiler. Borsa yukarı giderken orada kalan yatırımcılar, tepede alanlar maalesef zararda beklemek zorunda kaldılar. Onun için de çok hızlı çıkan kağıtlarda tepede yakalanırsanız yandınız. Piyasa yukarı gitmesine rağmen sizin kağıt aşağı aşağı giderek sizin sinirinizi törpüleyecektir kardeşim. Yani psikolojinizi bozar. O kadar net. Geçelim. Evet. Gentaş diyeceğiz. Gentaş Genel Metal Sanayi hocam. Gentaş ile devam edelim. Valla burası böyle kendi halinde bir kağıttır. Öyle pek fazla alınıp verilen, herkesin girip çıktığı, trade ettiği bir yer olarak bilmem. Sahipli kağıt. Yıllardır öyledir. Ama yatırımcısını da üzmez. Roket gibi gitmez. Ama enflasyonun üzerinde de getiriyi genelde sağlar. Yani piyasa gidince gider. Gerilerde bir yerde kalmaz. Gene iyi bir çıkış. 2.73, 7.85. İkili tepe. Dipleri birleştiren çizgi ortalamayla beraber aynı anda kırılınca fiyat tarafından 7.85, 7.65 iki tane tepe. Oradan sonrası şelaleye dönüyor. Tabii. Kaçan kaçana. Çünkü orada görüyorlar düşüşün başlayacağını. Fiyat çıkışın %50
geri çekilme seviyesi olan işte yani ne diyeyim oraya 5.20 filan destek orada. 5.57'den dönmeye çalışıyor. İki defa geldi. Yani 5.62, 5.37'ler falan filan. Yani 5.20 civarı destek gibi görünüyor. Biraz toparlanma sürecine girmesi lazım. Hemen sert bir çıkış. Bu saatten sonra burada şu görüntüye baktığımda beklemem. 6.5 direnç gibi. Bir süre 5.20 veya 6.5 arası yataya sarabilir. Yan yan gidebilir. Bir toparlanmaya ihtiyacı var. Hemen 7.85'e geleceğini zannetmiyorum. Bu benim fikrim. İnşallah gelir. Hatta aşar gider de. Yani inşallahla maşallahla bu işler olmuyor. O bir yere kadar. Para konuşuyor. Evet, geçelim. Hocam kapanışı Europen ile yapıyoruz. 11.17 fiyat pozitif tarafta şu an. Biraz yan hisselerde bugün bir miktar pozitiflik var. Şimdi ben de baktığım kadarıyla. Yani oradaki gruplar spekülatör, büyük sermaye sahibi, büyük hisse senedi sahibi, yatırımcı, belki fon da olabilir. Onlar devreye giriyor. Fiyatlar %50 geri gelmiş, %60 geri gelmiş. Eyvallah işte. 3.97, 19, 19'dan 9'a. %61.8, ölü kedinin zıpladığı yer. Oradan zıplamış. 13.5'a kadar ama ortalamanın tekrar altına gidiyor. Tepede sarı renkli alanda kitaplık ve ikili tepe var zaten. İkili zirve. Oradan sonrası şelale düşüşü. Millet tepede asılı kaldı. Şimdi piyasa yukarı gitse bile burası toparlanmak için veya yukarıda verilen mallar yatırımcılardan geri alınmak için yatay 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 bezdirme politikasıyla yatırımcıyı kahreder. Bu tip işler dönüyor. Yani onun için kaçtın kaçtın. Kaçamadın. Yandın. Bekle Allah bekle. Tekrar bütün mallar toplanacak. Ondan sonra karar verilecek. Hadi bir daha gidiyoruz diye. O zaman belki maliyete geleceksin. Arada da enflasyon var. Bir de o var yani. Bir senede tekrar aynı yere gelse bitti. Paranı enflasyon yedi bitirdi. Aynı fiyata gelse ne olacak? Böyle de bir sıkıntı var. Gidi Warren Buffett. %2'lik maksimum enflasyon olan yerde tabii ki yatır parayı bekle iyi şirketlere. Burada öyle olmuyor ki. Enflasyon durduğu yerde törpülüyor fiyatı. Servetinden götürüyor yani. Maalesef. İnşallah tekrar 13.5'un üstüne atar da kendisini toparlar. İyi bir hafta sonu dileyelim. Çok teşekkür kavgasız, ederim. Kavgasız, gürültüsüz, patırtısız. İnşallah. Trading'e devam. Al sata devam. Hadi bana eyvallah. Görüşürüz hocam. Kızılcık sopanızla birlikte pazartesi günü değerli hocamızı tekrardan ağırlayacağız. Ben herkese şimdiden güzel bir kapanış diliyorum. Yarın sabah haftanın son işlem gününde ilk seans programında zaten biz buluşacağız. Hoşçakalın.